Güneydoğu Televizyonu ekranlarından herkese mutlu akşamlar değerli izleyenler. Haydi Konuşalım programı ile sizlerin karşısındayız. Bu akşam stüdyomuzda önemli bir konuğumuz var. Şanlıurfa Eczacılar Odası Başkanı Süleyman Açar Beyefendi. Bilindiği üzere 6 Şubat'ta Türkiye'de 11 ili etkileyen bir felaketle karşılaştık. Bir depremle karşılaştık. Aralarında Şanlıurfa'da vardı. Tabii depremin yaralarını sarmaya çalışırken, daha depremden kurtulmaya çalışırken ki halen daha acı sarsıntılar devam etmekte. Bir de sel felaketiyle karşılaştık. Tabii pandemide de bunu bahsetmiştik. Sağlık çalışanları ön cephede savaşıyorlarken eczacılarımızla çok önemli bir mücadele verdiler. Biz de eczanelerimizin son durumu nedir? Bu akşam bu konuyu masaya yatıracağız. Çünkü vatandaşlarımız hastaneden sonra ikinci adım olarak tabii ki eczaneye gitmekte. Ilaçlarını almaktalar. Bizler de vatandaşlarımızı bilgilendirme anlamında, eczacılarımızı bilgilendirme anlamında bu akşam bu programı yapacağız. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok şükür, sizler nasılsınız, Biz de iyisiniz? deyiz. Öncelikle geçmiş olsun Sağ olun, hepinize şahsınıza ve geçmiş tüm olsun. eczacılarımıza efendim. Hepimiz, tüm vatandaşlarımıza. Öncelikle başı rahmet, ortası mağfiret, sonu kurtuluşa vesile olan Ramazan ayı bütün halkımız için mübarek olsun. Amin. İnşallah kazasız, belasız, felaketlerin, matemlerin son bulduğu bir Ramazan ayı geçiririz. Bu süreçte de gerek depremde olsun, gerek sel felaketinde olsun, hayatını kaybeden hemşerilerimize ve tüm Türkiye'deki vatandaşlarımıza bu vesileyle rahmet diliyorum. Evet, Allah rahmet eylesin hepsini tekrardan. 6 Şubat'taki deprem hepimizi etkiledi. Tabii Kesinlikle. eczacılarımız da etkilendi. Şanlıurfalı olarak, Şanlıurfalı eczacılar, Şanlıurfalı vatandaşlar, yani çok şükür Urfa'da o kadar fazla bir can kaybımız olmadı. Can kaybımız oldu. Evet. Allah'tan hepsine rahmet diliyoruz ama Adıyaman kadar, Maraş kadar, Hatay kadar etkilenmedik. Dolayısıyla buradan hemen biraz daha hızlı bir aksiyon alıp çevreyle yardıma gittik. Haberlerden Evet. takip ettik. Adıyaman'a Sahra Eczanesi kurdunuz. Allah Evet. sizden razı olsun diyoruz. Cümlemize. Şanlıurfa'dan başlayalım. Depremi değerlendirelim. Daha sonra Şimdi önce bir depremi görmek lazım. tamam. Boyutunu görmek lazım. Şimdi 2020 yılında Elazığ Malatya depremi oldu. 40 küsür kişi vefat etti. Evet. Bütün Türkiye ayağa kalktı. Hepimiz ayağa kalktık. İşte yardım götürdük vesaire. Bugün sadece Şanlıurfa'da yüzlerce vefatımız var. Ve biz bunu görmüyoruz daha. Evet. Acı o kadar büyük ki. Yani biz diğer yerlerde, Adıyaman'da olsun, Hatay'da olsun, Maraş'ta olsun, buradaki tabloları gördüğümüz zaman kendi acımızdan bahsetmeye hicap ediyoruz. Çok ağır bir tablo var. Evet. Çok geniş bir coğrafyaya yayılmış bir tablo var. Bu normal bir şey değil. Bizim normal alışılagelmiş hareketlerimizle de, alışılagelmiş reflekslerimizle de bu tablonun altından kalkmamız mümkün değil. Sıra dışı bir tabloysa sıra dışı hareket etmemiz lazım. Evet. Olağan dışı hareket etmemiz lazım. Maddi olsun, manevi olsun, fiili olsun. Alışkanlıklarımızı değiştirmemiz lazım. Biz hala hiçbirimiz, bana göre, ülkece bu tablonun vehametinin farkında değiliz. Evet. Bu tablonun uzun yıllar hepimize yansımaları olacak. Hiç depremin uğramadığı, hissedilmediği yerlerde dahi çok ciddi yansımaları olacak ülkece. O yüzden bunu günlük sorunlarımıza, günlük çekişmelerimize alet etmemek lazım. Bunlara karıştırmamak lazım. Bu bütün ülkeyi ilgilendiren, Tabii ki. bütün ülkenin geleceğini etkileyebilecek ki etkileyecektir. Siyaset üstü bütün günlük çekişmelerin üzerinde bir durum. Evet. Umarım bir an önce biz ülkece bunun idrakine varırız. Evet. Çünkü bir parantez açalım. Şu anda mesela Şanlıurfa'da vatandaşlarımız üniversitenin yurdunda kalıyor. Diğer illerdeki vatandaşlarımız Ankara'ya, Evet. Bursa'ya, Batı'ya göç ettiler. Yani bu hepimizi ilgilendiren bir konu aslında. Tabii. Ve onlara kucak açmamız lazım ki açtılar da ülkenin geleceği açısından siyaset üstü bir konu olduğunun da altını çizmekte fayda var tabii Evet. ki. Ya Evet. bakın 3 milyon Suriyeli var. 3 milyon Suriyeli ülkenin dengesini ne kadar değiştirdi. Evet. Burada onun iki katı kadar belki insan ve bizim içimizden, bizim vatandaşımız olan insan. Yersiz, yurtsuz, işsiz kaldı. Evet. Bunlar nasıl olacak? Bugünden yarına çözülecek sorunlar Tabii. değil bunlar. Çok ciddi bir planlamayla, ciddi bir şekilde ele alınarak, hiçbir şeye malzeme edilmeden ele alınması lazım. Kesinlikle. Durum gayet ciddi. İşin ilaç boyutuna geldiğimiz zaman, siz onu sordunuz.
Şimdi 6 Şubat'ta biz depremi yaşadık. Yaşar yaşamaz biz bütün eczacılarımızla iletişim kurduk. Hasarlı olmayanların eczanelerini açtırdık. Evet. İlk yaptığımız iş Urfa'da bu oldu. Şimdi önce evin içi, sonra evin dışı. Tabii. Eczanelerimizin %60'ı 70'i depremin ilk günün akşama doğru açıktı artık. Açık hale geldi. İkinci gün bu oran daha da yükseldi. İkinci günden itibaren biz Urfa'da nöbetçi sayısını iki katına çıkardık. Evet. Deprem sürecinde. Mağduriyet yaşanmasın diye. Ki bu süreci hatırlatmak durumundayım. Urfa'da ilk 3-4 gün insanlar ekmek bulamıyordu. Bulamadı, aynen. İnsanlar gıda bulamıyordu. Konuşmaya gelince mangalda kül bırakmayan bir takım odaklar veya bu işin sorumluları sivil toplum örgütü bazında yoktu ortada. Fırınlar açılmadı. Valiliğin baskısıyla fırınlar, belediyelerin baskısıyla fırınlar açıldı. Fırınlar açılmadı. Bu doğru bir yaklaşım değil. Evet. Bakın Urfa'da hiç kimse ilaç bulamadığından şikayet etmedi. Evet. Hiç öyle bir şey de yansımadı bize. Öyle bir şey yansımadı. Tam tersine nöbetçi sayısını iki katına çıkardık. Evet. Bırakın azaltmayı, bırakın kapatmayı, ekstra hizmet vermeye başladık. Bununla da yetinmedik. Sağlık Müdürlüğümüzle irtibata geçtik. Koordine bir halde. Buradan ben gerçi şu an istifa etti. Evet, Mehmet Bey. Mehmet Bey, Mehmet Hocamız. Mehmet Hocamız başta olmak üzere Acil Hizmetler Başkanı Eyüp Şeyhanlı ve diğer adını sayamadığım İl Sağlık Müdürlüğü yöneticileri Rıfat Bey keza Eczacılık Şube Başkanı. Hepsine ben teşekkür ediyorum. Evet. Onlarla koordine bir şekilde hemen acil, bakın iki günde yaptığınız zaman, yapmak istediğiniz zaman yapılıyor. Kesinlikle. İl Sağlık Müdürlüğümüzle koordineli bir şekilde biz iki günde hemen toplanma alanlarına bir, eczane sayısını arttırdık, nöbetçi eczane, evet. Mevcut hizmeti arttırdık. İki, toplama alanlarında insanlar vardı hatırlarsanız. İlaca ulaşamıyorlardı. Evet. Çadırlarda vesaire. Biz oraya Sağlık Müdürlüğümüzün işbirliğiyle Eczacı Odası ve Sağlık Müdürlüğü'nün işbirliğiyle konteyner aile hekimlikleri kurduk. Evet. Oraya konteyner koyduk. Konteynerde aile hekimi hasta baktı. Biz de en yakın eczaneden başlayarak ilaçlarını sırayla temin ettik. Yani ilacı vatandaşın ayağına götürdük. Evet. Ki normal zamanda eczanelerde kuyruk oluyor, nöbette kuyruk oluyor diye size soru sormuştuk. Hani biz evet. bunu yaşamıştık. Ama çok şükür ki olağanüstü bir dönemde bu sorunu yaşamadık biz Urfalı olarak. Bunu kabul etmemiz lazım. Bu sorunu yaşamadık. Evet. Yaşamadığımız gibi ilacı vatandaşımızın evet. ayağına da götürdük. Sağlık Müdürlüğümüze tekrar teşekkür ediyorum. Onların marifetiyle de hekimi vatandaşın ayağına götürdük. Evet. Birileri kapılarını vatandaşa kapatırken biz hem kapılarımızı sonuna kadar açtık. Hem de vatandaşın ayağına, gelemeyen vatandaşların ayağına biz hizmet götürdük. Urfa'da bir sistemi, bu sistemi iki gün içerisinde kurduktan sonra tabii Adıyaman'daki tablonun çok daha vahim olduğu tarafımıza iletildi. Hemen Adıyaman'a gittik. Türkiye Eczacılar Birliği koordinasyonunda. Bakın burada ilk gittiğimiz gün sabah, bu aynı günün akşamı ilaçlar gelmiş. Küçük bir konteynerle başladık orada. Evet. Türkiye Eczacılar Birliği'nin konteyneri. Urfa Eczacı Odası olarak koordinasyonu biz aldık. 10 günün sonunda 350 metrekarelik bir çadıra dönüştürdük burayı ve muazzam bir hem lojistik ilaç kaynağı, depo hem de eczane, günde 7000 kişiye hizmet verebilme kapasitesine sahip bir alan kurduk. Ve Adıyaman'da 4 noktada kurduk. En büyüğü buydu. Bu bizim kurduğumuz Türkiye'nin en büyük sahra eczanesiydi. Türkiye'nin en büyük. Türkiye'nin en büyük. 26 noktada vardı Türkiye'de deprem bölgelerinde, en büyüğünü biz kurduk orada. Ve günde 7000 hastaya sadece bu çadırdan ilaç verdik. İlaç verdiniz, evet. Adıyaman'da 3 tane daha noktada kuruldu. Onlarla beraber günde 10.000 hastaya, ki zaten Adıyaman günlük hasta potansiyeli o kadar. Aynen. Yani Adıyaman ve tamamen ücretsiz eczacılarımızın ve vatandaşlarımızın bağışlarıyla karşılandığı ilaçlar. Gelen hastaların %95'inin taleplerini biz eksiksiz yerine getirdik. %5'e de alternatif çözümler bir şekilde ürettik. Bir ay boyunca biz orada çalıştık. Evet. Adıyaman'da 32 gün boyunca oradaydık. Ben bilfiil oradaydım. 32 günün diyebilirim ki 29 gününde
Ben Bilfi'de oradaydım. Evet. Burada bir sistemimizi kurduktan sonra bütün enerjimizi oraya verdik. Şimdi tabii oradaki tablo çok daha ağır. Tabii, çok daha ağır. Yani Urfa'yla zaten ben ilk gittim. Sistemi kurup dönmek için gittim. Ama gittikten sonra geri dönmeye içiniz el vermiyor. Evet. O kadar ağır bir tablo var Adıyaman'da. Ve ben buradan da bütün hemşerilerime teşekkür ediyorum. Hepsiyle gurur duyuyorum. Şanlıurfa tam tabiriyle Adıyaman'a sahip çıktı bu süreç. Evet. Her konuda. Şahsi arabası giden vardı, belediye ekmek gönderdi. Kesinlikle. Yani gerçekten inanılmaz bir bağ kuruldu. Yani. Ve bir örgütlenme yoktu yani. Herkes işte, kendi önünden başladı. Aynen öyle. Herkes evet. Kendi önünden başladı. Kalbinden gelerek Hı-hı. yaptı. Bu herkesin yapabileceği bir şey. Her evet. şehrin yapabileceği bir şey değil. Urfa'ya yakışır Hı-hı. şekilde Adıyaman'a sahip çık. Şimdi Adıyaman bir de şöyle bir dezavantajı vardı. Adıyaman biraz da arada kaldı. Evet. Diğer deprem bölgelerin gölgesinde kaldı. Hı-hı. Halbuki baktığınız zaman il merkezi bazında Hatay'la beraber en ağır hasarı yaşayan ilimiz. Şehrimiz evet. Kayıplar da çok fazla var. Çok çok fazla. Evet. Ama baktığınız zaman Adıyaman biraz geri planda kaldı. O geri planda kalmanın açıklarında sağ olsun ben iftiharla tekrar söylüyorum. Hemşehrilerimiz dört dörtlük bir şekilde Hı-hı. kapattı. Tam anlamıyla komşularına sahip çıktılar. Komşuluk hukukunun evet. gereğini yerine getirdiler. Evet. Tabii bunların başına sizler de vardınız. Allah sizlerden razı olsun. Teşekkür ederiz şahsınıza ve tüm eczacı arkadaşlarınızdan. Efendim bahsetmiş olduğunuz gibi daha depremin yaralarını sarmaya çalışırken, daha yeni yeni ayak kalktık derken bir de sel ile baş başa kaldık. Şimdi sel felaketine geçeceğim ama şöyle bir durum var. Hazır deprem demişken depremde hasar alan eczanelerimiz vardı. Evet. Şimdi bunların işte bir kısmı kapandı, bir kısmı işte açıldı, açılacak. Ne durumda şimdi bunlar? Şimdi burada biraz belirsizlik var. Bir genelge çıktı. O genelge gereğince biraz işleri kolaylaştı. Nakil yapabiliyor Hı-hı. ama. Şimdi bir eczacının, eczanesi hasar gördüğü zaman bir eczanenin düzeninin kurulması öyle bugünden yarına bir iki hafta içerisinde olacak bir şey değil. Evet. Zaten bir eczane enflasyonu var. Açılan fakültelerden dolayı. Yer sıkıntısı var. Hı-hı. Bizim 15 tane meslektaşımız depremden etkilendi. Eczanesi ağır hasar aldı. Tahliye etmek zorunda kaldı. Bir kısmı ilaçlarını dahi dışarı çıkaramadı. Evet. Çok büyük mağduriyetler yaşandı orada. Bunlar için Türkiye Eczacılar Birliği çalışıyor. Biz de çalışıyoruz mağduriyetlerini bir nebze gidermek adına. Ama tabii burada önemli olan bir an önce bu ağır hasarlı binaların yıkılıp yeniden yapılma süreci. Hı hı. Bu işin gerçek çözümü o. Evet. Yoksa bizim yapacağımız, vereceğimiz diğer destekler bir yere kadar. Tabii. Pansuman olacaktır. Nitekim Adıyaman'da da mesela biz 30 gün boyunca oradaydık. İlk 15-20 gün bütün enerjimizi vatandaşa ilaç vermeye harcadık. Bir yandan da oradaki eczaneleri ayağa kaldırmaya çalıştık. Evet. Biz Adıyaman'a gittiğimizde açık bir tane eczane yoktu. Bırakıp geldiğimizde Adıyaman'da 40 tane eczane açmıştı. Evet. Yani mühim olan oradaki eczanelerin hayata geçmesi. Tabii. Taşıma suyla. Değirmen dönmez. Evet. O eczanelerin bir an önce hayata geçmesi, çarkların döner hale gelmesi. Burada da işte devletimizin biraz daha bu konuda özellikle sağlık meslek mensubu olan eczacılara destekte bulunması gerekiyor. Bizler evet. kendi bütçelerimizde olsun, odalar olsun, Türkiye Eczacıları Birliği olsun yapmaya çalışıyoruz ama bizim imkanlarımız tabii. bir yere kadar. Kısıtlı sonuçta. Evet. Selden biraz bahsedelim. Selde de eczanelerimiz zarar gördü. Rakam olarak var mı bir rakam? Selden 4 tane eczanemiz zarar gördü. Bir tanesi çok çok ağır Hı-hı. olmak üzere. Neredeyse tamamen yok oldu. Evet. Eyyubiye'de bir eczanemiz. Onlar için de biz gerekli girişimler yapıyoruz. Selde şöyle bir şey var. Yani şimdi mesela ilaç ihtiyacı olabiliyor selzedelerin. Biz onlara da şu an geçtiğimiz Perşembe günü itibariyle biz bir şey başlattık. Yeniden selzede vatandaşlarımıza yönelik de bir hareket başlattık. Burada ne yapabiliriz onlar için? Gerek sağlık anlamında, gerek sağlık haricindeki ihtiyaçlarına yönelik. Malum Ramazan ayındayız da, Ramazan iklimi. Tabii. Gereğince bizim dayanışma içerisine girmemiz lazım. Eczanelerimizi bir yandan ayağa kaldırıyoruz, bir yandan o vatandaşlarımıza ilaç temin etme durumunda elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışacağız. Fakat
Urfa'nın durumu biraz değişik. Yani Allah ağır şey vermesin. Şimdi sahada bölüm bölüm şehrin belli yerlerinde tahribat var. Evet. Yani belli bir şey yok. Lokalize olmuş bir alan yok ki Doğru. gidip orada şey kurasınız, kamp kurasınız. Böyle bir şey yok. Onun dışında, o yüzden hariçten elimizden ne gelirse artık, elimizin ulaşabildiğince yapmaya çalışıyoruz. Evet, diğer taraftan eczacı enflasyonu var dediniz fakültelerin neticesinde. Peki deprem vesile bir tarafa bırakacak olursak eczacı odası olarak Şanlıurfa'daki son durum nedir efendim? Valla biz sorunlarımızı unuttuk. Şimdi biz açıkçası çok zor bir süreçten geçiyoruz meslek olarak. Nitekim biz Ekim ayında bir miting yapacaktık Ankara'da. Maden faciası yaşandı hatırlıyorsunuz. Evet. Maden faciasından dolayı biz mitingimizi iptal ettik. Siyasi partilerimiz miting yapmaya devam ederken biz yapmadık. Evet. Kasım ayında yaptık mitingimizi. Mitingimiz de zaten artık bu işin sürdürülebilir olmadığını Evet. anlatmaya çalışıyoruz burada. Ha mitingi de niye yaptık? Yani ben çok bu ortamda, bu iklimde, hepimizin yastığı, matemli olduğu, üzgün olduğumuz bir iklimde siz konuyu açtınız ama bu konulara aslında çok girmek istemiyorum. Bizim yıllardır süregelen sıkıntılarımız var. Hem yapısal hem ekonomik. Evet. Birçok sıkıntımız var ve bu sıkıntılarımızı biz eylem yaparak değil, sürekli diyalogla, yetkili mercilerle istişare halinde ortak çözüm bulmaya çalışarak sorunlarımızı halletmeye çalışıyoruz. Evet. Ama bir yerden sonra dayanılmaz noktaya geliyor. En son geçtiğimiz yıl Temmuz ayında biz Sağlık Bakanımızla oturduk, bütün oda başkanları. Şimdi eczacılardan kim sorumlu? Sağlık Bakanı. Sağlık Bakanı Tabii. sorumlu. Birinci dereceden sorumlu. Ne yapalım dedik. Ya nereye gidelim? Biz size geldik. Evet. Sorumlu. Vallahi dedi haklısınız dedi. Bence dedi gidin dedi. Sorunlarınızı daha yüksek sesle dile getirin. Evet. Şimdi daha yüksek sesle dile getirin ne demek? Kime dile getireceğiz? Sorumlu sizsiniz. Bu ülkenin sağlık bakanısınız. Tabii. Bu resmen bu ülkenin Sağlık Bakanı'nın, bu ülkenin bir sağlık meslek birliğine gidin eylem yapın demesi anlamına geliyor. Ya da benim elimde bir şey yok demek Hayır anlamına şimdi geliyor yani. sağlık bak şimdi siz Evet. eczacı odasına geldiniz. Sizin eczacı odası kaynaklı bir mağduriyetiniz var. Ben de size diyorum ya Uğur Bey gidin odanın dışında bağırın daha çok şey yapın. Baba. Şimdi çözecek olan benim. Evet. Anlatabiliyor muyum? Evet. Ha demek ki Sağlık Bakanı, bu ülkenin Sağlık Bakanı biz bununla yaşadık. Bize dedi ki gidin eylem yapın. Eylemimizi de biz yine hiçbir taşkınlık olmadan 27 Kasım'da gayet uyumlu bir şekilde Ankara'da mitingimizi gerçekleştirdik, geldik. Hala taleplerimiz devam ediyor. Karemiz kalmazsa biz kapatacağız dedik. Normalde Şubat ayında artık kapatma bizim gündemimize gelmişti ama deprem olunca şimdi kalkıp can pazarının yaşandığı bir yerde kendi sorunlarımızı Kesinlikle. dile Evet. getirmek farklı Evet. bir noktaya gider. Hiç insani de olmaz. O yüzden biz sorunlarımızı bir yere kadar erteledik ama canımız hala yanıyor. En basiti şu an ilaç yok hala. Halen yok. Halen birçok ilaç Önceki piyasada yok. programda da konuşmuştuk. Yani vatandaş eczaneye gittiği zaman ilaç var mı dediğinde eczacı yok deyince biz diyoruz ki ya saklıyor ya stokluyor. Örnek olarak bizim aklımıza gelen bu ya. Kamuoyunda öyle bir izlenim var. Stokluyorlar diyorlar. Ya şimdi eczacı niye stoklasın? Evet. Ben diyelim ki size bu ilacı sattım. Depodan aynısını aldım. Yerine koyarım Doğru. eğer ilaç varsa. Ki nitekim bakanımız kendisi de söyledi ilacın olmadığını. Ha biz bu süreçte, Adıyaman'daki süreçte biz sadece vatandaşlara ilaç vermedik. Bunu da söyleyeyim. Sağlık Bakanlığı'nın kuruluşlarına, gönüllü kuruluşlarına, UMKE olsun, acil hizmetler olsun, Kızılay'a, diyebilirim ki biz oradaki ilaç stoğumuzun yarısını bu kurumlarla paylaştık. Evet. Bu kurumlar köylere ilaç götürürken hepsinin kayıtları bizde var. Hangi köye bizden hangi ilaç gitmiş? UMKE mi götürmüş? Acil hizmetler mi götürmüş? Kızılay mı götürmüş? Evet. Uğur Bey mi almış? Ahmet Bey mi almış? Mehmet Bey mi almış? Hepsi hangi köye gitmişse? Çok iyi. Bunun kaydını tutabilmek Tabii çok önemli. hepsinin kaydı Evet. var. Fakat Sağlık Bakanımız bir kez olsun teşekkür etmedi bize. Sadece bir kez etti. O da Cumhurbaşkanımız teşekkür ettikten sonra keren teşekkür etti. Evet.
Bununla yetinmedi. Bizim verdiğimiz ilaçların, eczanelerimizin görüntülerini alıp, yani eczacı kelimesi içinde geçmeden UMKE köylere ilaç götürüyor, ilaçlarını veriyoruz diye. Tabii bunlar o süreçte dert edebileceğimiz bir şey değil. Ben görmüyorsunuz bile, geçiyor bile. Görmüyoruz yani. Bile, Aynen, gülüp aynen. Geçiyoruz. Yani kendisi dert etmiş olabilir ama biz hiçbir şekilde dert etmedik. Durum bu Uğur Bey. Evet. Yani Allah bir daha bu millete bu süreci yaşatmasın. Hakikaten belki evinde oturan insanlar, televizyonda izleyenler biraz farklı görebiliyor. Ama siz oralara gittiğiniz zaman, işin içine girdiğiniz zaman bir daha sizin için hayat eskisi gibi olmuyor. Evet. O can pazarını gördüğünüz zaman bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmuyor. Bazı şeyler de işte bahsettiğimiz günlük çekişmeler de emin olun anlamını kaybediyor. Hiçbir anlam ifade etmiyor şu an. Kesinlikle öyle. Yani gerek UMKE, gerekse diğer Sağlık Bakanlığı kuruluşları için bir şey diyemem ama Kızılay'a vermiş olduğunuz ilaçlar için bir fatura kesseydiniz en azından bugün bu sorunu yaşamazdık. Malum onlar bu işi iyi bildikleri için. Şimdi Kızılay mesela ben onu da söyleyeyim. Ya dediğim gibi girmek istemiyorum. Kızılay Türk Eczacılar Birliği bakın bu iş için, bu gönüllü ilaç hizmeti için Kızılay'dan çadır talep etti. Evet. 5 tane çadır için 700 bin lira para ödemek durumunda kaldı. Evet. Piyasayı iyi biliyorlar. Ya gözümüze yani gelmiyor. İyi biliyorlar. Emin onlar olun. Yani şu an iyi çalışıyorlar ama. O rakamın 10 katını söyleseler de yine alacağız. Evet. Çünkü burada bakın bir meslektaşımızın çok güzel bir deyişi var. Adıyamanlı bir meslektaşımız bize bunu söyledi. Burada dedi su yokken ilaç vardı dedi. Doğru. Adıyaman'da dedi su yokken ilaç vardı. Evet. Doğru. Her şeyin yokluğu yaşandı bu deprem sürecinde kısmen de olsa. Şikayet edildi. İlaçtan yana bir tane şikayet göremezsiniz. Doğrudur. Evet. Şöyle bir konu da var. Deprem felaketinin ardından özellikle İşte raporlu ilaçlar, rapor bitenler yine ilaçlarını alabilirler vesaire. Bu konuyla ilgili görüşleriniz neler? Zorluk yaşadınız mı? Ya da nasıl prosedür işliyor? Tam şimdi bilmediğiniz şöyle, için. Bu çok önemli bir konu aslında. Öncelikle ben buradan Sosyal Güvenlik Kurumu'na teşekkür ediyorum. Hı-hı. Olması gerekeni yaptılar. Hı-hı. Çünkü insanların, biz Urfa'da kısıtlı yaşadık belki ama hı-hı, bugün işte Adıyaman'ı düşünün, Hatay'ı düşünün veya Nurdağ'ı, İslahiye'yi düşünün. Vatandaşın her şeyi enkaz altında kalmış. Burada hastane de yok bir de. Hastane de hastane yıkılmış. Yok. Evet. İlacı da enkaz altında kalmış. Hı-hı. Şimdi biliyorsunuz sistemde normalde elinizde ilaç varsa. Evet. İlaç alamıyorsunuz doğru, o bitene kadar. Doğru. Sosyal Güvenlik Kurumu kalktı. 484 ve 485 diye iki tane kodla. Elinizde ilaç görünüyorsa da ilacınızın enkaz altında kalmış olma ihtimaline hı-hı, karşılık hı-hı, size bir daha ilaç alma evet, imkanı tanıdı. Tabii biz bir defaya mahsus. Enkazda kalan ilaçlar için. Çok yerindeydi. Fakat hı-hı, burada şöyle bir konu var, handikap var. İlaç katılım payı da yok. Tamam. Bu güzel bir şey. Hı-hı. Muayene parası da yok. Bu da güzel bir şey. Fakat fiyat farkı var. Nasıl? Şöyle. İki ilaç var. Biri 20 lira. Yine eşdeğer ilaç tamam, sık sık gündeme geliyor ya. Biri 20 lira, biri diğer eşdeğeri 30 lira. Hı-hı. Bu sefer 20 lira olan piyasada yok. Doktor da 30 liralık yazmış. Vatandaş geliyor depremzeden. Depremzeden cebinde 5 kuruş para yok. Doğru. Eczacıya geliyor. Eczacı diyor ya işte ödemiyor. Eksik ödüyor. Hı hı. Farkını senin fark bilmen var lazım. Depremzeden nereden getirecek? Getiremeyecek. Şimdi eczacı da tölere edebileceği bir rakam olsa neyse %30-40-50 olduğu zaman tölere etme imkanı yok. Evet. Buradan biz Urfa'da yaşamıyoruz ama veya kısmen yaşıyoruz. Depremzedelerin çok yoğun derecede mağdur olduğu yerlerde bunun bir şekilde ortadan bu mağduriyetin kaldırılması lazım. Sen fiyat farkını, katılım payını karşıladın, muayene ücretini karşıladın devlet olarak. Fiyat farkını da karşıla. Tabii. Vatandaş hiçbir şekilde mağdur olmasın. Yani iyilik yaptıysan bunu tam yap ki. Sonuna kadar yap. Sonuna kadar yap. Evet. Çünkü bu insanlar gerçekten bitmiş durumda. Tabii. Yani kalkıp, şimdi sizin Allah korusun dara düştüğünüz zaman paranız yoksa gidip eşinizden, dostunuzdan temin edebilirsin. Bu insanların eşi, dostu da kalmadı. Hepsi enkaz altında kaldı. Hepsi enkaz altında kaldı. Evet, evet. Yani bir şekilde parayı oluşturabilecekleri bir yer de yok. Çok ciddi bir mağduriyet söz konusu. Bankalar da yoktu. Hani evet. Eşi, dostu, bankalar da kalmadı. Yani tabii, biz gördük mesela, şimdi bu adam nereden getirecek yani? Nereden getiremeyecek yani. Ama dediğiniz yerindeyiz. Yani keşke o çalışmayı da tamamlasalar. Onu talep ettik, hala bekliyoruz, ümitliyiz. Sayın Çalışma Bakanımıza da biz bunu ilettik, Türk Eczacılar Birliği vasıtasıyla.
çalışma yaptıklarını söylediler ama bir an önce yapılması lazım çünkü bu konuda bize mağduriyet noktasında ciddi geri dönüşler geliyor. Hı hı, evet. Eczanelerle ilgili nöbet sistemi yine eski sisteme mi döndü yoksa yine o ilk aksiyon almış olduğumuz zamandaki İlk gibi? İlk 2 hafta biz onu uyguladık. 2 haftadan sonra normal seyrimize döndük. Şu hı hı. an bir şikayet veya bir sıkıntı da yaşamıyoruz. Hı hı. Zaten nöbetçi sayımızı da arttırmış durumdayız. Arttırdın mı? Çünkü bir ara kuyruk oluyordu. Yani akşamları bir yoğunluk şimdi oluyordu. Onu biz daha önce de konuştuk burada sizlerle. O kuyruğun 2 nedeni var. Bir, vatandaşımız, bakın ben sosyal medyada bir de prim yapmaya çalışan insanlar var. Bu tür Tamam. şeyler insanların hassas olduğu noktalarında. Adam gidiyor, nöbetçi eczanenin önünde, hastane karşısının önünde bir fotoğraf çekiyor. Vay efendim, kuyruk var Kalabalık. burada. Kalabalık. İşte vali beyi etiketliyor, Aha. sağlık müdürümüzü etiketliyor, bizim odamızı Sizi de etiketliyor. etiketliyorlar, evet. Onu attığı dakika ben bütün nöbetçi eczaneleri aradım. Tamam. Sadece orada kuyruk var. Oraya arabayla 5 dakika mesafede eczanemiz var, boş oturuyor. Hı. Anlık resim gönderildi. Orada özellikle niye herkes oraya gitmiş peki? Şimdi vatandaşımızın şöyle bir şeyi var. Ya şimdi hastaneden çıktın, aracın varsa kuyruğa girmene gerek yok. Evet. Aracı olmayan insanlar, arabası olmayanlar o kuyruğa Hı. girsin eyvallah. Hastane karşısında. Zaten öyle olduğu zaman belki yarısında aracı var. Evet. O sorun yaşanmayacak. Birinci sebep bu. İkinci sebep ilaç yokluğu. Evet. Şimdi ilaç yokluğu özellikle yılbaşında öyle bir noktaya geldi ki şu anda da hala yaşıyoruz. O Hı. kadar şiddetli olmasa da ona yakın düzeyde yaşıyoruz. Her reçetede en az 1 veya 2 kadem ilaç eksik. Evet. Şimdi çıktınız, nöbetçi eczaneye gittiniz, ilaç yok. Ne yaparsınız? Tabii. Öbürüne gidersiniz. Gezeriz yani diğer nöbetçileri gezersiniz. gezersiniz. Evet. Dolayısıyla bir hasta oluyor size 5 hasta. Hı hı. O gün 1000 tane hasta çıkıyorsa hastaneden, Tabii. normalde 1000 tane işlem yapılacak, 5000 tane işlem yapıyor. Çünkü 5 tane, 10 tane eczane dolaşıyor her biri. Evet. Gereksiz bir yoğunluk oluşuyor. Yoğunluğun 2 sebebi vardı. Yoksa normal şartlarda baktığınız zaman çıkan reçete sayısı belli. Hı. O gece. Nöbetçi eczane sayısı belli. Böldüğünüz zaman fazla bile nöbetçi eczane Evet. sayısı. Yani 2 tane, 3 tane eczaneyi de biz fazladan nöbetçi bırakıyoruz. Hı. İhtiyata. Evet. İlaç yokluğu ile ilgili olarak son durum nedir? Yani bir neden yok? Hala üretmiyorlar mı? Üretiyorlar, pazara mı sürmüyorlar? Bakanlık mı izin vermiyor? Şimdi şöyle, bir firmaların bu konuda suistimali var. Tamam. İlaç firmaları. Biz bunu defalarca da söyledik. İlaç firmaları 3-4 ayda bir devlete şantaj yapıyor. Hı hı. İlacı piyasadan çekiyor, zam vermezseniz ilaç vermem gibisin. İşte maliyeti beni kurtarmıyor. Evet. Üretemiyorum. Sonra zam gelince bir müddet piyasaya çıkıyor ama ne hikmetse piyasaya çıkan ilaçlar yeni ilaçlar değil. 6 ay önce üretilmiş ilaçlar. Hı hı. Demek ki sen bunu üretmişsin. Evet. Ve bekletmişsin. Ve bekletmişsin. Evet. Maliyetini kurtarmıyor. Hı hı. Olayı söz konusu değil. Değil. Evet. Zamı aldıktan sonra 3-4 ay sonra yine aynı şantaj yapıyor ve üzülerek söylüyorum devlet de her seferinde bu oyuna geliyor. Hı. Bunlara bir yaptırım yapmıyor. Evet. Halbuki sen ilacı, çünkü ilaç öyle bir şey ki bu bardağı siz sakladığınız zaman kimse takip edemeyebilir. Ama ilaç üretim bandından indiği andan itibaren ilaç takip sistemi içerisine dahildir, sisteme dahildir. Her hareketini görebilirsiniz bakanlık olarak. Evet. Bu adam elinde ilacı tutup piyasaya vermemişse ona çok ağır yaptırımlar yapmazsanız aynı şantajı size tekrar tekrar yapar. Yapar. Hı-hı. Sürecin birinci mağduru vatandaş, ikinci mağduru eczacı, üçüncü mağduru devlet. Evet. Ama bunu çözmesi gereken de devlet. Evet. Artık biraz işin yaptırım yönünü de hissettirmesi lazım ki caydırıcı olsun. Bir daha Evet. aynı şeyi yapmasınlar. Artı şu var, bir diğer sebebi. Türkiye'de ilaç gerçekten ucuz. Avrupa'nın en ucuz ilacı Türkiye'de. Hı hı. Geçenlerde bundan 2-3 ay önce Gürcistan Başbakanı açıklama yaptı. Dedi ki 2022'de Türkiye'den gelen ilaçlar sayesinde bizde ilaç fiyatları yarıya düştü. Evet. İç piyasada ilaç ucuz olduğu için firmalar dışarıya veriyor. Dışarıya vermeyi tercih ediyor. Hı hı. Bunun engellenmesi lazım. Serbest piyasa diyecek, hayır serbest piyasa değil. Sağlıkta serbest piyasa olmaz. Evet. Biz bunu
en liberal, en demokrat dediğimiz ülkelerin pandemi sürecinde neler yaptığını gördük. Fransa'sının da, İtalya'sının da, Almanya'sının da, İspanya'da aynı şekilde. Başkalarının medikal malzemesine havaalanında el koyduğunu gördük. Evet. Demek ki söz konusu vatandaşın sağlığı olunca kimse kanun manun tanımıyor. Türkiye'nin de tanımaması lazım. Vatandaşın sağlığı söz konusuysa ihracatı yasaklayacaksın. Evet. Madem ben Türkiye'de üretilen ilaç benim vatandaşıma ulaşamıyor, benim vatandaşım da ilaca ulaşamıyor ama bu ilaç Gürcistan'a şuraya buraya gidiyorsa benim devlet olarak buna müdahale etmem lazım. Evet. Kesinlikle. Şimdi bizler vatandaş olarak eczaneye gidip ilaç satın aldığımızda biz diyoruz ki eczane eşittir bakanlık, bakanlık eşittir devlet. Biz eczacıları devlet olarak görüyoruz. Yani diyoruz ki devlet, çünkü benim hastanede muayene olduğum doktor parası bile ben eczacı ödüyorum. Benim için devlet. Eczacıyla konuştuğumuzda eczacı diyor ki biz devlet değiliz. Biz sivil toplum örgütüyüz sadece. Bir nevi özel olarak biz bu hizmeti veriyoruz. Yani bu da ayrı bir durum. Hal böyleyken genel seçimlere de 50 gün, 52-53 günlük bir süre kaldı. Evet. Nasıl bir yol izleyeceksiniz? Şimdi sivil toplum örgütü olarak, ben bir sivil toplum örgütü olduğunuzu biliyorum. Tamam, sivil toplum biz örgütü. Değiliz. Bakın ben tam Şey tersini olarak söyledim. Hani görünüyor yani. Ve siz söyleyin, tam tersini söyleyin o zaman. Şimdi tam tersi şöyle. Şimdi eczaneler yarı resmi kurumlardır. Bir yandan şahsi teşebbüstür, bir yandan da Sağlık Bakanlığı'na bağlıdır. Yani kafasına göre. Herkes eczane de açamaz. Eczane açan da kafasına göre hareket edemez. Evet. Bunun kuralları, kaideleri vardır. Bizim örgütümüze gelince, birliğimize, eczacı olanımıza gelince ben orada şey yaptım. Sık sık STK denir. Bakın STK olayı Türkiye'nin kanayan yarası. Tamam. İki tür STK var, üç tür var hatta. Bir, işte bildiğimiz dernekler vesaire falan filanlar. Tamam. İki, esnaf odaları tarzında şeyler var, meslek odaları var. Üç, akademik odalar var. Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları. Biz de bunlardan biriyiz. Bunlar, akademik odalar, anayasanın 135. maddesine göre kurulmuştur. Ve görevleri bellidir. Anayasada tanımlanmıştır. İlgili maddede net olarak bu kuruluşların siyaset yapamayacağı anayasal olarak ifade edilmiştir. O zaman resmisiniz. Ya resmi değil kamu mi? Kamu kurumu niteliğinde diyor. Bak, evet. Kamu kurumu niteliğinde. Dolayısıyla resmi nitelik taşıyoruz. Evet. Bizi diğer bu bahsettiğim dernek ve esnaf odalarından ayıran husus da bu. Biz kamu kuruluşu sayılırız. Fakat yine üzülerek söylüyorum. Tabii herkesi işin içine katmayarak genelleme yapmak doğru değil. Ama gördüğümüz tabloyu söylemek lazım. Bu kuruluşlar hem dernekler, hem esnaf odaları, hem akademik odalar genelde belli amaçlar doğrultusunda kullanılıyor Türkiye'de. Kendi anayasada tanımlı görev çerçevesinde hareket edilmiyor. Evet. Baktığınız zaman yine tenzih ederek konuşuyorum öyle olmayan odalarımızı. Ama birçoğu bu şekilde. Esnaf odalarımıza baktığınız zaman siz hiçbir zaman esnaf odalarının iktidarla çeliştiğini gördünüz mü? Çok fazla denk gelmedik. Ben kendim bildim bile de yok. Yani iktidara kim gelirse bugün... Ya denk gelmedik diyoruz yani. Evet. Yarın öbür gün tam tersi iktidara gelirse yine onlarla da şimdi bu biraz çıkar odaklı oluyor. Yani esnafın, yani ben de şöyle bakıyorum. Esnafın eti ne, budu ne, esnaf nereden iktidara gelen adamlara çatışsın. Hani hayır, çatışmasına şey gerek yok. Şey olarak ya da muhalefet olsun. Bakın biz de yani çatışmıyoruz. Ya da muhalefet olsun hani. Biz de çatışmıyoruz. Evet. Muhalefet olmuyoruz. Eczacı odası olarak. Evet. Bizim duruşumuzu ben buradan izah etmeye çalışıyorum zaten. Muhalefet de etmiyoruz. Ama kimsenin değirmenine su da taşımıyoruz. Evet. Görevimizi yapmaya çalışıyoruz anayasal çerçevede. Biz ne zaman zaten Türkiye'de insanlar, hani şöyle bir şey vardır. Hepimiz okuduk. Derslerde durumu iyi olmayan öğrenci ne yapar? Başka bir şeylerle kendi kendine oturur. Kendini ifade etmeye çalışır. Ya futbolda veya başka bir şey veya kavgayla. Ama asli görevi öğrencinin nedir? Derstir. Evet. Meslek odalarının asli görevi nedir? Temsil ettikleri meslek gruplarını yukarıya taşımak. Tabii. Çalışma standartlarını arttırmak. Hizmet standartlarını arttırmak.
En önemlisi de kamu ile o meslek grubunun menfaatlerini birleştirmek, ortak bir noktada buluşturmak. Evet. Bizim görevimiz bu. Bizim görevimiz kimseye muhalefet etmek ve kimseye yardakçılık etmek değil. Ve üzülerek söylüyorum, Türkiye'de siz duruşunuza göre, bu muhalefet veya işte yandaşlık Doğru. duruşunuza göre siz şey görüyorsunuz. Evet. Muamele görüyorsunuz, Hı-hı. değer görüyorsunuz. Bakın deprem sürecinin başında biz yaptıklarımızdan bahsettim. Hı-hı. Kimse kusura bakmasın. Mütevazı da davranmayacağım. Bu kadar aksiyon alan başka bir meslek grubu yok. Evet. Bu depremde hiçbir çıkar gözetmeden, hiçbir menfaat gözetmeden, üstüne basa basa söylüyorum, hiçbir ideoloji gözetmeden, hı hı. yandaşlık veya muhaliflik noktasında hiçbir kaygı gözetmeden, evet. bu kadar aksiyon alan başka bir meslek grubu yok. Fakat depremle ilgili işte bakıyorum devlet erkanımız STK'larla şey yapıyor, toplantı yapıyor. Biz de yokuz, haberimiz de yok. Evet. Anlatabiliyor muyum? Sizi kendilerinden görüyordur o zaman. Hani resmi kurum olduğu için belki bizim kurum olarak görüyorlardır. Hayır, yani. Yok çok öyle değil. Ya öyle düşünüyorum o zaman. Şimdi bakış açımızı değiştirmemiz evet. lazım. Akademik odalara geldiğimiz zaman birçok akademik oda ideolojik olarak kendini ifade etmeye çalışıyor. Bu yine az önce öğrenci misalini verdim ya. Evet. Yine kendi görevini bırakıp sen bir ideolojinin peşinden koşuyorsun. Bu doğru değil. Senin görevin siyaset yapmak değil. Evet. Senin görevin eczacıysan eczacıların çalışma standartlarını arttırmak. Toplumla eczacının çıkarını ortak bir noktada buluşturmak. Hı hı. Baroysan avukatlarla toplumun ortak çıkarları. Tabip odasıysan aynı şekilde. Evet. Örnek veriyorum kimseyi suçladığından. Tabii tabii. Sadece ama günümüzde şey... de var yani örnekler de var, çalışmalar da var, önümüzdeki haberler de var. Hani bahsettiğimiz odalarla ilgili. Evet. Yani biz hani diyoruz ya ne zaman biz cafcaflı kelimelerle, sloganlarla hiçbir yere varamayız. Veya durduk yerde alkışlayarak, şakşakçılık yaparak da hiçbir yere varamayız. Evet. Kuru kuru bir şeylere, her şeye muhalif olarak da bir şeye varamayız. Biz işimizi yaparak bir noktaya geliriz ancak. Hı-hı. Herkes kendi evinin önünü süpürecek. Herkes kendi işini yapacak. Ha, siyaset yapmak isteyen varsa... Tabii. Siyasi partilerin kapıları Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün vatandaşlarına açık. Hı hı. Bu meslek odaları siyasete veya başka çıkarlara adet edilmemeli. Evet. Çünkü bunlar aslına bakarsanız Türkiye'de bu kültür belki oturmamış ama dünyada meslek odaları toplumun temel taşlarıdır. Evet. Toplumun temel dinamikleridir. Bakın biz Urfa'da bir yıl önce bir oluşum meydana getirdik. Akademik Odalar Birliği diye. Bütün bu bahsettiğim anayasanın 135. maddesine göre kurulmuş kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını bir araya getirmeye çalıştık. Evet. Ve bir araya gelirken de içimizde çok farklı dünya görüşünden insanlar var, odalar var. Tamamen birbirine zıt. Bir araya gelirken de biz bunun hiçbir ideolojiye matuf olarak oluşturulmaması gerektiğini, tamamen şehrin ve Urfa'nın çıkarları doğrultusuna hareket etmemiz gerektiğini, böyle bir platform oluşturmaya çalıştık. Derdimizi de anlatmaya çalıştık. Şimdi bu şehrin bilenleri aslında. Hı hı. İlaç konusunda, eczacı odası, işte Tabii. sağlık konusunda veya işte hastane konusunda tabip odası var. Hukuk noktasında Barolar Birliği, TÜMOP gibi bir yapı var bütün şeylerde. Mali müşavirler odası var, veteriner odası var. Yani bu ne demek? Şehrin bütün bilenlerini biz bir araya getirdik. Evet. Akademik bir birikim var burada. Ama hiç kimse gelip bize siz ne yapıyorsunuz? Veya niye böyle bir yapıyorsunuz? Yanlış yapıyorsunuz, doğru yapıyorsunuz demedi. Demediler. Biz insanların peşinden koştuk. Ya gelin biz derdini size anlatalım. Bir şeyler yapmaya çalışalım. Hala da çalışıyoruz. Evet. Yani üzülerek söylüyorum. Bizim derdimiz hani siz siyaset dediniz ya. Tabii tabii. Yani genel seçimlere az bir süre kaldığı için ki konumuzda bir nevi siyaset yani, artık. Yani yaşıyoruz. Hele de Urfa gibi bir yerde. Yaşıyoruz. Ben Urfa gibi bir yerde çok fazla yaşıyoruz. İşte, tribünden değil de. Şimdi tribün ağzıyla konuşmak çok kolaydır. Birini yaftalarsınız. Bu iyi, bu kötü dersiniz. Birinden yana olursunuz. Diğerine karşı olursunuz. İnsanları kutuplaştırırsınız. Veya o kutuplaşmanın bir parçası olursunuz.
Toplum buna ihtiyacı yok. Evet. Toplum bundan çok çekti zaten. Evet evet. Yani. Cumhuriyet'in kuruluşundan beri biz bundan çekiyoruz. Yeni değil. Sürekli bir kutu. Serbest ile şey yapacaksınız. Serbest Cumhuriyet fırkasından beri hı hı. Türkiye'de bir kutuplaşma söz konusu. Evet. Sürekli bir takım insanlar bundan besleniyor. Ama hiç kimse iş yapmayı, topluma bir katma değer sağlamayı, kendi görevini yerine getirmeyi düşünmüyor. Evet. O yüzden siyasete, siyaset konusunda söyleyebileceğim çok bir şey yok. Sadece bu var. Bizim görevimiz siyaset değil. Biz STK dahi değiliz. Hı hı. Bizim görevimiz kendi mesleğimizle ilgili noktada hizmet eşiğini en yüksek noktaya getirmek. Evet. Efendim programımızın son bölümündeyiz. Son olarak kameralarımız aracılığıyla değerli izleyenlerimize neler söylemek istersiniz? Bu konulara ben aslında çok girmek için gelmedim açıkçası. Evet. Çünkü şu ortamda bunları konuşmak... Maalesef bu konunun içindeyiz. Yani evet. Ben de girmek isterim yani, ama içindeyiz. Şu yani. Ortamda, hakikaten konuşmamın başında da söyledim. Çok ağır bir süreçten geçiyoruz. Hı hı. Ve yaramız sıcak olduğu için daha farkında değiliz. Evet. Şu ortamda kalkıp siyaset vesaire eleştiri veya alkış bunları konuşacak durumda değiliz. Allah hepimizin yardımcısı olsun diyorum. Evet. Çok zor bir süreç. Bunun farkında olmamız lazım. Bunu da parti, görüş, ideoloji gözetmeksizin toplumun tek yumruk olmasıyla dayanışmayla aşabileceğimizi düşünüyorum. Evet. Bütün kinlerimizi, düşmanlıklarımızı, nefretlerimizi bizim en azından ayağa kalkana kadar ertelememiz gerekiyor. Hı hı. Huzur, barış iklimi içerisinde, felaketlerden uzak, sağlıklı bir Ramazan ayı diliyorum. Evet. Hemşerilerime buradan hepsine hayırlı Ramazanlar, hayırlı akşamlar diliyorum. Efendim bizler de sizlere teşekkür ediyoruz. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı kıymetli başkan söyledi. Belki alkışlanacak veya eleştirilecek bir dönemde değiliz ama ben şahsen hemen aksiyon alıp çaldı falan Yaman'a gidip ilaç veren eczacılarımızı alkışlıyorum. Ama aynı zamanda orada çadır satmak isteyen bir sivil toplum örgütünü de kınıyorum. Bunu da söylemek en doğal hakkım diye düşünüyorum. Şanlıurfa Eczacı Odası Başkanı Süleyman Çarp Beyefendi'yi konuk ettik. Başka bir Haydi Konuşalım programında tekrardan bir araya gelinmek ümidiyle hepiniz hoşçakalın efendim.